Hatta kitaplarda ilk 10 gün halbuki 10. gün bayram. Oruç tutulmaz. Bu ilk 10 günü içerisinde bu 10 gün içerisinde yapılan tesbih Subhanallah, tahmid, elhamdülillah, tekbir, Allahu Ekber, tehlil, la ilahe illallah, yani kelime-i tevhid veya la ilahe illallah Muhammed Resulullah, salavat-ı şerife, istiğfar, kelime-i temcid, kelime-i tenzih, bütün bunları söylemek çok 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 sevaptır buyuruluyor. ...ve hastayı ziyaret etmek... ...ondan sonra fakirlere yardım etmek... Allahu Teala'nın dini te, dinini anlatan kitapları... allah Teala'nın kullarına... ...doğru yazılmış kitapları iletmek... ...öbür aylarda... ...öbür zaman dilimlerinde diyelim ki... E, ...bire yüz veriliyorsa... Buna ...bire beş yüz, bire yedi yüz, bire bin verilir belki de... ...sevabı... ...o derece fazla mı? Evet o derece fazla... ...hatta... E, ...bu ayın... ...yani Zilhicce ayının... E, ...dokuzuncu günü ki... E, sadece bir tane Arefe günü var. O da e, Ziriçe'nin dokuzu. 30 Temmuz haftaya Perşembe günü. Hesaplara göre 30 Temmuz Perşembe günü. E, arefe günüdür. Arefe günü bin ihlas okuyanın duası kabul olur. Tövbesi kabul olur buyuruyor. Bin ihlas okuyanın. Sabah imsaktan başlayacaksın güneş batana kadar bin ihlas ee, ...okuyacağız inşallah ta'ala. Ee, dolayısıyla efendim... ...dolayısıyla... Ee, ...şeyleri ee, söyleyiver... Ee, ...yarından itibaren... ...tesbih, tahmid, tekbir... ...ondan sonra kelime-i tenzih... ...kelime-i temcid, kelime-i tehlil... ...bunları arttırmalı. Ya bunlar ekmek istemez, su istemez... ...abdest de istemez. Yolda giderken de söylenir. Mesela bir e, hanım mutfakta meşgulken elhamdülillah 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 diyebilir. La ilahe illallah la ilahe illallah diyebilir. Estağfurullah 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 diyebilir. La havle ve la kuvvete illallahil aliyyil azim la havle ve la kuvvete illallahil aliyyil azim diyebilir. O, abdestsizken de. Abdestsizken de diyebilir. Muayyen halde de diyebilir. Muayyen halde de diyebilir. Dolayısıyla e, mesela haftaya perşembe günü Arefe olması sebebiyle oruç tutmak çok müstesna edilmiştir. Onun bir gün öncesi 29 Temmuz çarşamba günü ee, ki e, terbiye. terviye terbiye. günüdür. Ee, dolayısıyla terviye terbiye günü de çok kıymetli bir gündür. 29 e, e, Zilice'nin 8'i, Zilice'nin 9'u. 10. günü e, Zaten Zeliçen'in 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. allah Teala hakkımızda hayırlı eylesin, mübarek eylesin ha. ve Rabbimizin rızasına uygun olarak namazlarımızı da kılmayı, oruçlarımızı tutmayı, zekatlarımızı vermeyi, kurbanlarımızı kesmeyi, Şartlarına uyarak yapmayı Rabbim nasip etsin Peki efendim niye ısrarla duruyorsunuz şartlarına uyarak Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Şartlarına uyularak yap kılınan namaz Şartlarına uyularak tutulan oruç Şartlarına uyularak yapılan tövbe Şartlarına uyularak e, verilen zekat Şartlarına uyularak yap e, kesilen kurban Şartlarına uyularak yapılan haccın Kabul olma ihtimali yüksektir Aa bizim yaptığımız ibadetler kabul olmuyor mu? Rahmetli babaannem derdi. Oğlum derdi şu namazları dedi dikkatli kılın derdi. Meğer mızrak değil yazıyormuş o. Yarın dedi böyle paçavra gibi yüzümüze atı vermesinler. Yani bugünkü tabirle söyleyeyim de melekler gösterecekler. Bak Osman Ünlü senin namazlar defolu. <laughs> Ana delik deşik <laughs> defolu. Sen bunu kabul ettin mi? Rahmetli annem bir şey yapar. Bize bir e, bir iş verirdi. Yapar götürürdük. Kadıncağız bakardı beğenmezdi de bir soru sorardı. Bana o çok tesir etmişti. Oğlum derdi veya kız kardeşlerime verirseniz kızım derdi. Bunu sen kendin beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya niye getirdin o zaman? Kendi beğenmediğini. E şimdi annem rahmetli böyle derdi de. Ya yarın Cenab-ı Hak da böyle diyecek. Hepimizin sahibidir o, yaratan o. Diyecek ki... Sen beğendim Kulum, bu ya kıldığın namaz sen beğendin mi? Bu kestiğin kurbanı sen beğendin mi? Bu verdiğin zekatı şarttan uyak sen beğendin mi? Ve haçı beğendin mi? Bakacaksın her taraf delik deşik, defol. Ya beş para etmez. Şey... E, babaannem şey derdi, kendi kayınpederi söylermiş yavur parasıyla beş para etmez diye. Sık sık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anadolu'da yaygın ama tamam mı? Söylerlerdi Yavur parasıyla beş para etmez derlerdi falan. <laughs> şimdi e, dolayısıyla e, efendim ben şunu yaptım kabul olmuş. Ben bilemem. He. Ben kendi yaptım bile kabul olduğunu bilemem ki. Hepimizin sahibi allah Teala'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun varisi olan ehl-i sünnet kitaplara yazmışlar. Rabbimizin razı olacağı, beğeneceği şekildeki şekli, zahiri şekli bu ibadetlerin böyle. E ondan sonra gayret edersin, sende niyetini halis etmeye çalışırsın. Şartlarına uyarsan, niyetini de halis edersen, yani gösterirsen şuradan buradan uzak olarak halis bir niyetle yaparsan bunları... Allah Teala gafur rahimdir, erhamir rahimindir, hatalarımızı affeder, merhamet sahibidir, hatalarını bile görmez. Hatta Allah-u Teala rahmeti eylesin. Enver abiyle sık sık bir şey anlatırlar da e, Allah-u Teala niye kıymet verir diye. Niye kıymet verir? Kulunun kendi emirlerine ehemmiyet verip vermediğine bakar. Onun tam yapıp yapmadığına değil buyuruluyor. Hani zaman zaman veriyoruz ya. Osmanlı sabah namazına kalktı. Uyku gözünden akıyor. Hemen dedi gideyim şöyle de abdest alayım. Hemen sabah namazını kıyayım. Cumhurluğu atayım kendimi yatağa. Gitti aldı abdest alırken falan belki dirsek yıkanmadı bir yer bir kuru kaldı falan filan. Ondan sonra Allah Ekber dedi işte nasıl kıldıysa kıldı attı yatağa. <laughs> Allah Teala felek dedi buyurmuş ki bunun aldığı abdeste namazla ne abdeste benzedi ne namaza benzedi. Ama buyururmuş. İşte ben bunu Ama benim emrime kıymet verdi, değer verdi, uykusunu terk etti, abdest aldı, namaz kıldı. O eksiklerin hepsini tam yapmış gibi kabul edin. O hataların hepsini sildim. Ya böyle bir Rabbimiz var. Biz kurbanın şartlarına uyalım. Hilale bakalım. Değil mi? Zekatın şartlarına uyalım. Altınla aynı şekilde verelim. Uşrumuzu verelim. Elimizden geldiği kadar gayretine girelim. Ya veriyoruz işte gelene gidene bunlar da zekat olur değil. Oturup aynı şekilde benim toprak mahsulü zekatım ne kadar? Hayvan zekatım nedir? Elimdeki altın gümüş paranın zekatı nedir? Tek 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 hesabını yaptım. Bir yoruldum. Eksik yaptım, fazla yaptım. Neyse. Allah Teala buyurmuş ki benim emrime kıymet verdi. Bu çalıştı didindi dindi. Yanlış yaptı, eksik yaptı ama ben tam sevap veriyorum. Ya böyle bir abimiz var. E ben şimdi oturmuşum. E şeyde hatta ben e, kendim e, eğitimcilikten geldiğim için Mustafa sen de bulaştın öğretmenliğe eee uğurcumla Mesela yani sene sonu geldiği zaman e, bizim dönemimizdeki öğrencilik ve öğretmenlikte öğretmenler bakardı mesela e, 10 üzerinden not alırdık dört alanda sınıfta kalıyordu. Ama dört buçu yakaladı mı beş oluyordu ve geçiyordu. Dört buçuktan beş. Dört buçuktan beş. Şimdi öğretmen sene sonunda bakar. Sene içerisinde gayret etmiş. Ondan sonra okulun sınıfın huzurunu bozmamış. Disipline riayet etmiş. Öğrenciye merhamet eder ya. Ona son bir şans verir. Sözlüğe kaldırır. Hatta onun böyle ee, cevaplayabileceği şekilde cevaplayabileceği şekilde sorular çıkar önüne. Hani ben bir misal veriyorum ya. Mesela iki tane öğrenci birisi yaramaz haylaz okulun sınıfının huzurunu bozuyor. O da dört öbürü de uslu te, e, çalışkan ama o da dört. İkisini de kaldırıyorsun. Öbürü ise yaramazsa soru soruyorsun bak adil davranıyorsun. Evladım söyle bakalım Bolivya'nın baş şehri neresi? Bolivya. Bolivya neredeydi ya? <gülüyor> baş <gülüyor> <gülüyor> o neydi? <laughs> o neydi? Bilemedin otur. Bilemedi. Yani adaletli davrandım mı? Kaldırdım mı? Kaldırdım. Soru sordum mu? Sordum. E, o soruyu da aynı şekilde onlara verdiğim dersin içinden mi sordum? Evet. Ondan sonra öbürsünü kaldırdım. Evladım söyle bakalım Türkiye'nin baş şehri neresi? Aa bunun çok kolay e, Kolay soru. Ayrı mesele. Türk e, Ankara dedi. Aa sen bildin otur. Bu geçti. <laughs> ya işte e, şey de Allah Teala da gayret ederse, gayret ederse Allah Teala buyurur ki bu kulum ben buna bu kadar akıl verdim. Bu, bu, kadar yaptı. Gayret etti ama Başaramadı. İşte dörtte takıldı kaldı. Melekler e, allah Teala daha dünyadayken onun önüne böyle şeyler çıkartır. Onları yaptır. Dört buçuktan aynı şekilde mizanda kurtarır paçayı cennete gider. inşallah Teala. Onun için zilhiçayı hepimiz için bir e, fırsattır. Değerlendirmek nasip ve müyesser eylesin inşallah